Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizim medeniyetimizde alkol ve tütün ürünleri gibi zararlı bağımlılıkların yeri yoktur. Haramı helali bilen toplumla bu tür bağımlılıklar bir arada düşünülemez dedi. Erdoğan, Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumunda konuştu. Bağımlılıkla mücadele, terörle mücadeleye benzer diyen Erdoğan, Batı'ya da Fransa'daki olaylar ve İslami terör ifadesi üzerinden tepkisini ifade etti. Bağımlılık da terör birbirine benzer. Her ikisiyle de etkin mücadelenin yolu sivrisineklerle uğraşmak yanında asıl bataklığı kurutmaya çalışmaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Organizasyonu'nda düzenlenen 2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumuna katıldı. Haram helal kaygısı olan bir medeniyetin alkol ve tütün gibi bağımlılıkları olmamalı dedi. Bizim medeniyetimizle, kültürümüzle, tarihimizle alkol ve tütün bağımlılığını yan yana düşünebilmemiz dahi mümkün değildir. Haramı helali bilen bir toplumda uyuşturucu diye, alkol diye, hırsızlık diye, haksızlık diye bir sorun olmamalıdır, olamaz. Eğer bu tür sıkıntılar varsa ve giderek büyüyorsa bağımlılıktan öte başka sıkıntılarımız var demektir. Terörle olduğu gibi bağımlılıkla da mücadele ediyoruz ifadesini kullanan Erdoğan, başta aileler olmak üzere Yeşilay ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlarımıza önemli görevler düşüyor dedi. Gençleri ölüme gönderen terör örgütlerine karşı nasıl tavizsizsek, evlatlarımızın sağlığını ve istikbalini çalan uyuşturucu tacirlerine karşı da aynı şekilde tavizsiz davranıyoruz. Bizim derdimiz uyuşturucu müptelası olmaktan halkımızı da gençliğimizde kurtarmak. Eğer biz bu adımları atmazsak o zaman Allah göstermesin gelecek nesilleri de kaybederiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Yeşilay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızın da destek vermesi gerekiyor. Erdoğan sadece alkol ya da tütün değil, cep telefonu ve internet gibi bağımlılıklarla da mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. Bağımlılığın da malum artık çeşitlendiğini görüyoruz. Bağımlılık dediğimiz zaman artık sadece alkol veyahut da tütün bağımlılığı değil. Artık bakıyorsunuz elektronik araçlardaki bağımlılık bilgisayarından elimizdeki cep telefonuna varıncaya kadar o bağımlılık çok daha büyük tehditleri oluşturuyor. Eğer bugün 2 yaşındaki bir yavru o cep telefonuyla onu o kadar bağımlı hale geliyor ki her şeyinden kopuyor, hatta annesinden babasından kaçıyor, giriyor bir odaya, odanın içerisinde onunla meşgul oluyor. Bu ayrı bir tehdit. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Fransa'da yaşanan akaryakıt eylemleri de vardı. Batı medyasının olayları görmezden gelen tavrını Türkiye'deki gezi eylemleri süreciyle kıyasladı. Gezi olaylarında uluslararası medya sürekli Taksim'i gösterdi, değil mi? Şu anda Paris'te terör eylemleri var. Uluslararası medyada bir ses var mı? Yok. Dünya sessiz. Hiç Paris'i görmüyorlar. Niye görmüyorlar? Onların lekelenmesini istemiyorlar. İsteseniz de istemeseniz de dünya bunu takip ediyor. Batı'nın çifte standardının terör örgütlerine yaklaşımı ve İslam'la terörü bağdaştırma konusunda da yaşandığını hatırlatan Erdoğan, İslam'ın adını kirletmelerine izin vermeyeceğiz dedi. İslami terör yaftasıyla tüm Müslümanları töhmet altında bırakıyor olmaları da ayrıca bir garabet örneğidir. İslam'la terörü kimse bir araya getiremez. Ama dert başka. Dert işte bu DAEŞ gibi. Malum şu anda terörün en önemli temsilcilerinden olan bu örgütlerle İslam'ı kirletmek. Buna biz müsaade etmeyeceğiz.